Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere Türk Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden, belki de en büyük ismi olan Nazım Hikmet Ran, yani Türkiye'den ayrıldıktan sonraki ismiyle Nazım Hikmet Bozdeçkin'in kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Nazım Hikmet Ran, 14 Ocak 1902 Osmanlı İmparatorluğu'nun Selanik vilayetinde dünyaya gelmiştir. Haziran 1963 yılında Moskova'da hayatını kaybetmiştir. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilmiş, eserleri de birçok ödül almıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısıdır, çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden birisidir. Kendisi dünyada 20. yüzyılın en önemli şairlerinden biri olarak gösterilmektedir. Dünyaca da tanınmış bir şairdir. Komünist düşüncelerinden dolayı defalarca tutuklanmış, hayatının büyük bir bölümünü ya hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Ankara, Bursa ve Çankırı cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre hapis yatmıştır. Peki gerçekten Nazım Hikmet kimdir? Nazım Hikmet 1902 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Selanik vilayetinde dünyaya gelmiştir. Babası matbuat umum müdürlüğü yapan ve Hamburg şehvenderliği yapmış olan Hikmet Nazım Bey'dir. Babası Diyarbakır, Konya, Halep, Sivas gibi illerde valilikler yapmış Mehmet Nazım Paşa'nın oğludur. Mehmet Nazım Paşa kendisi Mevlevi tarikatından olan, özgürlükçü fikirlere sahip olan bir insandır. Aynı zamanda Selanik'in son valisidir. Yani Nazım Hikmet Paşa torunudur. Annesi Ayşe Celile Hanım'dır. Kendisi eğitimci olan Hasan Enver Paşa'nın kızıdır. Ayşe Celile Hanım piyano çalan, resim yapan, aynı zamanda da Fransızca bilen bir kadındır. Nazım Hikmet ilk öğrenimini Göztepe Taş Mektebi'nde tamamladı. İlk şiiri olan Feryad-ı Vatan şiirini 13 Temmuz 1913'te yazdı. Aynı yıl Mektebi Sultani'de ortaokula başladı. Bu okulun fazla pahalı olması sebebiyle Nişantaşı Sultanisi'ne geçti. Bir aile toplantısında denizciler için yazdığı kahramanlık şiirini okuyunca Bahriye Nazırı Cemal Paşa bu şiiri çok beğendi ve Nazım'ı Bahriye Mektebi'ne alınmasına karar verdi. 25 Eylül 1915'te Heybeliada Bahriye Okulu'na başladı. Aynı okulda 2 sene sonra Necip Fazıl Kısakürek de okuyacaktı. Öğretmenlerinden biri de Yahya Kemal Beyatlı'ydı. Nazım'ın yayınlanan ilk şiiri olan Hala Servilerde Ağlıyorlar mı şiiri Mecmua Dergisi'nde 3 Ekim 1918'de yayınlandı. Aynı yıl 26 kişi içinden 8. olarak Bahriye Mektebi'nden mezun oldu. 1920 yılında geçirdiği bir hastalıktan dolayı askerlikten çürüğe çıkarıldı. Kendisi 19 yaşındayken milli mücadeleye katılmak için Vala Nurettin'le beraber ailesinden habersiz yola çıktı. 7 günlük yaya yolculuktan sonra Ankara'ya ulaştı. Ankara'da cepheye gönderilmedi, kendisi muallimliğe atandı. Burada çevrenin tutucu olması nedeniyle milli mücadeleye karşı padişahı destekleyen grupların düşmanlığını kazandı. 1921 yılında Bolu'dan bir grup arkadaşıyla ayrıldı. Trabzon, Tiflis üzerinden Moskova'ya gitti. Moskova'da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde felsefe, siyasal bilimler, iktisat dallarında Marksizm-Leninizm dersleri aldı. Moskova'da Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarına tanık oldu. Moskova'da Rus avantgard şiirini inceledi. Bagretski, Mayakovski, Selvinski, İmber ve Panov gibi edebiyatçıların eserlerini tanıdı. Nazım Hikmet 1924 yılının Aralık ayında Türkiye Komünist Partisi'nin Türkiye'deki faaliyetlerine katılmak üzere Türkiye'ye geri döndü. Türkiye Komünist Partisi'nin legal yayın organlarında yazılar ve şiirler yazmaya başladı. Aydınlık dergisinde yazdı, Orak ve Çekiç dergisinde de yazdı aynı zamanda. Hatta Orak Çekiç dergisini sokaklarda bile sattı. Fakat polis takibine takılması sebebiyle gizlice İzmir'e kaçtı. 1925 yılının Mart ayında çıkarılan Takrir-i Sükun yasası ile birlikte muhalif olan birçok yayın organı kapatıldı, yazarları hapse atıldı.
Nazım Hikmet aranmasına rağmen bir türlü bulunamadı, kendisi gıyaben İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. 12 Ağustos 1925 yılında Gizli Komünist Partisi üyeliğinden kendisi 15 yıl kürek mahkumiyetine çarptırıldı. Fakat Nazım Hikmet gizlice İstanbul'a gidip annesini ziyaret etti, Şefik Hüsnü ile beraber Türkiye'den ayrıldı, Türkiye Komünist Partisi'nin Viyana'daki konferansına katıldı. 20 Mart 1926 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikten dolayı 15 yıllık hapis cezası 1 yıla inince tekrar yurda dönmek için Türkiye Büyükelçiliği'ne başvurdu. Fakat olumlu sonuç alamadı. Temmuz 1928 yılında sahte pasaportla tekrar ülkeye girdi. Opa'da yakalandılar arkadaşıyla beraber. Burada 2 ay tutuklu kaldıktan sonra önce Rize'ye, sonra İstanbul'a, oradan da Ankara'ya sevk edildiler. Mahkeme tarafından İstiklal Mahkemesi'nce aldığı cezanın hükmü kaldırıldı ama sahte pasaport kullanmaktan 3 ay ceza verildi kendisine. Nazım serbest bırakıldıktan sonra Türkiye Komünist Partisi yöneticilerinden Şevket Süreyya Aydemir'in Kemalizmle uzlaşmak adına halk evlerinde çalışmasını teklif etti ve Nazım bunu reddetti. 1929 yılında Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel'in çıkardığı Resimli Ay dergisine katıldı. Burada yazılar yazmaya başladı. Bu arada Muhsin Ertuğrul, Cemal Reşit Rey, Peyami Safa gibi ünlü isimlerle de çalıştı ve ünlü Türkiye'yi sardı. Kısa sürede Türkiye'nin önemli düşünce adamlarından biri haline geldi. 835 satır adlı şiir kitabı edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Ahmet Haşim'in övgüsüyle karşılaştı. Bu arada Putları Yıkıyoruz başlığı adı altında eski edebiyatın yerine yenisini getireceğini ima etmesi edebiyat çevrelerince tepkiyle karşılandı. Nazım Hikmet, Türkiye Komünist Partisi'nde hızla öne çıkan isimlerden oldu. Kendisine parti yönetiminin Kemalist rejime karşı sert muhalefeti yapmaması önerisini kabul etmedi ve 1932 yılında Komünist Parti'den atıldı. Nazım Hikmet, ordu mensuplarına komünizm propagandası yapması suçuyla 17 Ocak 1938'de gözaltına alındı. 29 Mart 1938'de 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı ve ömür boyu kamu hizmetlerinden men edilmesine karar verildi. Bu arada Ağustos ayında 1938 donanması davası olarak da bilinen davadan 20 yıl ağır hapis cezası aldı. Böylece toplam hapis cezası yapılan indirimlerden sonra 28 yıl ağır hapis cezasına çevrildi. 31 Ağustos 1938'de İstanbul Cezaevine, 1940 yılının Şubat ayında da Çankırı Cezaevine gönderildi. Burada Kemal Tahir de yatıyordu. Burada büyük dostlukları oluşmuştu ikisinin. Bu arada 1938 yılında cezaevindeyken Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup yazmıştır. Ama Mustafa Kemal Atatürk zaten ağır hasta olduğundan dolayı kendisine hiçbir yardımda bulunamamıştır. Tabii şu anekdotu paylaşmadan geçemeyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk sağlığı yerindeyken Nazım Hikmet'e haber salmış, o çocuk bize gelsin soframızda şiir okusun demiştir. Nazım Hikmet bunu reddetmiştir. Ben çalgıcı kızı Efterya değilim demiştir. Ben şairim, sanatçıyım. Kimsenin rakı sofrasına meze olmam diye reddetmiştir. Sağlık sorunlarından dolayı Çankırı Cezaevinden Bursa Cezaevine nakledilmiştir. Burada Orhan Kemal'le ve Balaban'la birlikte yatmıştır. Burada da çalışmalarını sürdürmüştür. Kuvayi Milliye Destanı gibi büyük eserlerinde burada üretmiştir. Cezaevinde kaldığı sürece kararın bozulması için birçok dilekçe yazmıştır. Hatta dayısı Ali Fuat Cebesoy'u da araya koymuştur ama hiçbir fayda vermemiştir bunlar. 1949 yılında Demokrat Parti çevresinden birinin ve Vatan Gazetesi baş yazarı Ahmet Emin Yalman'ın Nazım Hikmet'e özgürlük kampanyası başladı. Yapılan incelemeler sonunda Nazım Hikmet'in adli hata yüzünden cezaevinde olduğu kamuoyu tarafından kabul edildi. Ve birçoğumuzun adlarını tanıdığı Türkiye'nin önemli edebiyatçıları, sanatçıları dilekçe yazmış ve İsmet İnönü'ye vermişlerdir.
1950 yılında Demokrat Parti'nin seçimleri kazanmasından sonra meclisten genel af çıkarıldı. 12 yıllık büyük hapis hayatından sonra Nazım Hikmet nihayet özgürlüğüne kavuştu 1950 yılında. 22 Kasım 1950 yılında Dünya Barış Konseyi Nazım Hikmet'e Dünya Barış Ödülünü vermiştir. Bu ödülü alanların arasında Pablo Neruda gibi büyük edebiyatçılar da vardı. Nazım Hikmet katılamadı, onun yerine Neruda aldı onun ödülünü. Serbest bırakıldıktan sonra kendisinin çürük raporu olmasına rağmen askere çağrıldı. Kendisi sağlık sebeplerinden dolayı gidemeyeceğinden 17 Haziran 1951'de Refik Erduran'ın sürat motoruyla Romanya üzerinden Moskova'ya kaçmıştır. 25 Temmuz 1951'de Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmıştır. Sürgün yıllarında politik faaliyetlerini yürüttüğü Dünya Barış Konseyi kapsamında birçok ülkeye gidip konferanslar vermiştir. Kendisi Avusturya, Bulgaristan, Çin, Fransa, Küba gibi, Mısır gibi ülkeleri dolaştı. Buralarda konferanslar verdi. Savaş karşıtı ve emperyalizm karşıtı konferanslar verdi buralarda. 3 Haziran 1963 yılında sabah 6.30'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Nazım Hikmet bana göre Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden, hatta en önemli ismidir diyebilirim. Çünkü çok büyük bir edebiyatçıdır, büyük bir şairdir. Fikirleri ve düşünceleri kendisini ilgilendirir. Nazım Hikmet'le benim hayatım tam birbirine zıt dünya görüşlerine sahiptir. Ama adam bir davaya inanmış, onun için canını bile feda etmiştir. İnandığı bir dava uğruna canını ortaya koymak her yiğidin harcı değildir. Nazım Hikmet'e bazı çevrelerce vatan haini suçlaması yapılır. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Kendisinin hapislerde yatması da, sürgüne gitmesi de, vatandaşlıktan çıkarılması da tamamen siyasidir. Her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileri değerlerini baş üstünde taşıyacağına, onların hayatlarını karartmış, hapislerde süründürmüş, hatta memleketine hasret olarak ölmelerine vesile olmuştur. Nazım Hikmet'e selam olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım. Aslan.